Yaklaşık 2-3 gündür medyada konuşulan birinci konu tartışmasız Raşit Gezal Galatasaray'a mı Beşiktaş'ta mı kalacak? Ve tabii Valentin Rozya'da e, bu denklemin içinde. Abi müsaade edersen bir Lütfen. Nevzat'la başlayayım. Lütfen, Var değil mi tabi. müsaaden? Lütfen. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Nevzat şimdi ikisi de birbirinden kıymetli oyuncular kabul edelim. Raşit Gezal, Valentin Rozier ki Valentin Rozier Beşiktaş'ta Rüştünü ispat ettiği, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve Beşiktaş'a da hayranlığını her platformda dile getiren bir oyuncu. Raşit Gezal'da da e, bizim iki muhabir, Sercan Dikme ve ne Emre Kaplan'ı dinlediğimde, e, özellikle Beşiktaş ayağına baktığımda, yoğunlaştığımda, burada sanki Raşit Gezal'ın kararından ziyade, daha profesyonelce yürütülecek bir süreçmiş gibi geliyor ya da bir başka ifadeyle sanki bu e, iş ipler menajerin elinde yani menajer ne derse o olacak gibi bir fotoğraf var şimdi. Hatta Sercan da e, dedi ki dün forma lansmanında yöneticilerin gezalla ilgili çok da net olduklarını düşünmüyorum ben dedi. Galatasaray'ın teklifi var mı? Hangi aşamada? Masada? Rakam biliyor musun? kulağına geldi mi? Öncelikle buradan başlayalım. Sonra Mahmut abiyle zaten e, konunu derinlemesine teknik analizini de hoca yapar. Buyur. E, hoca teknik analizini yapar. Doğru. E, hocanın görüşleri bu anlamda hakikaten önemli. Gezalla Gezal'la ilgili e, bence iş artık rakam boyutunu açtım. Yani sanki e, şöyle bir hava estiriliyor. Galatasaray Beşiktaş'tan çok çok fazla verdi. E, şu an oyuncunun kafası karışık. Galatasaray'a daha fazla verdiği için... Beşik, Galatasaray Florya'ya yakın. Beşiktaş fiyat yükseltirse Beşiktaş'a dönecekmiş gibi sanki böyle bir hava esiyor. Bence artık olay bu noktayı açtım. Yani Galatasaray Gezal konusunda kararlı. Ee, Gezal da bunu e, hissediyor olacak ki e, evet maddi konularda Galatasaray Beşiktaş'ın e, kendisine teklif ettiğini herhalde 2-3 katını teklif etmiyor Galatasaray. Biraz daha üzerinde bir rakam. E, ama Fatih Hoca'nın Gezal'da ısrar etmesi bence önemli. Yani ilk günden beri yani ilk günden dediğim bu oyuncunun isminin artık e, ortaya çıkmasıyla beraber hocanın gerçekten de bu konuda hani bunun bir blöf olmadı. Yani normalde transfer döneminde şöyle bir hava esti. Galatasaray kime el uzatsa, kimi istese Beşiktaş da devrede. E, o yani bu şeyi acaba blöf mü? Acaba Galatasaray Gezal ve Rozier için fiyat yükseltmek için mi devrede ciddi değil mi diye yani konuşmalar oluyordu. Gezal konusunda Galatasaray son derece ciddi. Rozier'de de ciddiydim. Hatta Sporting'de anlaşma vardım. Dün Portekiz basında falan son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. Gezal noktasında da e, işin rakamsal boyutunda anlaşma tamam ama bence Gezal'ı daha fazla heyecanlandıran Galatasaray'ın ilgisi. Normal şartlarda bir futbolcu 300 bin euro farkı Şampiyonlar Ligi'ne ya da daha önce bir sene oynayıp başarılı olduğu bir ortamı bırakıp başka bir takıma gitmez. Bunu bence iyi irdelemek lazım. Galatasaray, e, Gezala nasıl bir proje sundu? Gezal neden bu kadar heyecanlandı ki e, bu transfere e, sıcak baktı? Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Bence bunu iyi irdelemek lazım. Galatasaray açısından son derece kritik bir hamle. Sadece Galatasaray'ın ihtiyacı olan, ki Galatasaray'ın e, mevkisel anlamda da hocam şimdi teknik analizlere girer... Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu mudur? Kanatlarda biraz yoğunluk var ama on numara pozisyonuna da son derece uyum sağlayabilecek, adapte olabilecek. Orada da etkisini gösterebilecek bir oyuncu. Ben Gezzal gelirse hocam biraz Fatih Terim'in o 96-2000 dönemindeki hacı etkisi yaratması. Yani belki bir hacı bulmanız imkansız ama Gezzal'ın da o sol ayağıyla, o bitiriciliğiyle, frikikleriyle, asistleriyle hakikaten de çok büyük e, fayda sağlayacağını e, düşünüyorum. E, dolayısıyla Galatasaray açısından bu iş artık bir dedikodu bu noktasından çıkmış. Son derece ciddi bir adımdır. E, Galatasaray oyuncu ve menajer ile anlaştı. Leicester ayağında ise e, bir takım sıkıntılar var ama bu şu klasik, ya pürüzler araştırırsa muhabbeti yapmayacağım. Yani Galatasaray orayı da aşacaktır. Sonuçta önemli olan kısmı Gezal kısmıydı. Bu saatten sonra Gezal hani tekrar Galatasaraydan dönüp Beşiktaş'a giderse de, yani tekrar orasıyla anlaşırsa da yapacak bir şey yok. Birkaç gündür sürekli Galatasaraylı yöneticiler ya da yönetmeye yakın kaynaklarla konuştuğumuzda şunu söylüyorlardı ki kısmen dün başkanların buluşmasında da biraz ondan pasajlar gördük. Beşiktaş cephesi biraz tedirgindi, yani hem Gezzal'ın hem Rozier'in ki sezona damga vurmuş önemli oyuncular bunlar. <laughs> İki oyuncuyu Galatasaray'a kaptırmaktan dolayı bir kaygıları vardı. Ki doğaldır bu. <laughs> Ezeli rekabette bunlar olacak. Galatasaray için de Fenerbahçe Mert Arkan'ı kaptırdığında da eleştiri değil mi? eleştiri almıştı. Şimdi e, hatta profesyonel yani, çiz... çerçevede bunlar e, normal şeyler yani. E, normal dün Sen Ahmet Nurçebi de hatta Bence direkt Burak oradan bir şey yaptı. Yani oyuncularımıza teklif yapmayın ya da işte bizim ilgilendiğimizi siz ya da sizin ilgilendiğinizde biz mealinde bir şeyler söyledi ama şurada bir gerçek ki eğer ortada e, centilmenliği bozacak bir adım varsa bu Mert Hakan'da vardı. Mert Hakan konusunda Galatasaray Mert Hakan'ı bitirmişti. Sonradan ne olduysa bitti Fenerbahçe. Bu İrfan Can'da vardı. Biz bu oyuncuların Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'ın oyuncularla çok önceden anlaşma yaptığını biliyoruz. Hadi geçtim geçen sezonu. Bu sezona dönelim. Salih Uçan'da keza benzer bir durum söz konusu. Galatasaray 8 milyon anlaştı galiba. Bir rakam hani tam şeyini bilmiyorum ama 8 civarı demişlerdi. Milyon TL. 8 milyon TL. E Beşiktaş gitti Galatasaray'ın anlaştığı Salih Uçan'a imza attırdı daha sonra daha fazla parayı. Bunlar olabiliyor özel rekabette. Sonra Getson Fernandez'e Beşiktaş'ın teklif yapması ya da Halil Dervişoğlu'na e, ilgilenmesi, Kaan Ayhan'la ilgilenmesi gibi. E, dolayısıyla Bir araya şimdi Mahmut abiye döneyim. He, Gezzal konusu artık ok yaydan çıkmıştır. E, bu işte herkes gönüllü. Yani sadece e, olay Florya'nın Fatih Hoca'nın istemesi meselesi değil. Yönetim de Burak Ermas da çok istiyor. Bu önemli. Artı oyuncu ve menajeri de Galatasaray'ı artık e, Galatasaray diyorlar öyle diyeyim temas var hocam ya bunun kimse saklamadı belli açık zaten. açık belli en son bundan direyim, Burak Elmas'ın veyahut da yönetimin istememesi şey fark etmiyor Fatih Hoca istedikten sonra onlar mecbur isteyecekler. Yani şu andaki Galatasaray'daki konum o şekilde. <laughs> Fatih Hoca hangisini isterse almak mecburiyetindeler veyahut da zor. ama işin şu yanına bakmak lazım. O mevkiler biraz evvel <laughs> sen de söyledin çok dolu mevkiler. Orada kimleri ayıklayacaksın, kimlere göndereceksin? Yabancı kontenjanın epey çok fazlalık var. Doğru mu? Şimdi oraya bir bakıyorsun Feguli'den başla artık say işte Kerem bir say. İstersen Babeli oynatabilirsin. Emre Kılınç oynuyor. Oynuyor da oynuyor. Orası bir sürü dolu. Nasıl nasıl yapacak? O zaman uçaktan atarsın hocam. Kontenjan <laughs> sıkıntı yok yani. Orada merak etmeyin. <laughs> Öyle diyorsun da onlar güzel Yer gelsin. var yani hocam. Gezal yeter ki gelsin. Şimdi gelmesinde gelmesin de bir şey fark etmiyor. Gelir şimdi elindekileri ne yapacak? kısıtlama var. Bir sürü yabancı kısıtlaması geldi. Federasyon daha hala geri dönüş yapmıyor. Bilmem son anda bizim burası Türkiye. Gece yatarsa sabah bir bakarsa gene tekrardan farklılıklar olur. Ama ee, bir yerde çok fazlalık varsa... Gezal yardımcı... için değer mi hocam? Efendim? Gezal için değer daha mi? Ben çok büyük rakamlara değmez açıkça söyleyeyim. O tarzda ve daha iyi iyisi... Ama hocam daha geçen iyisi... sene kaç gol atmış, kaç asist yapmış? Ya şimdi asisti duran topa asist diyorsak biz bırakalım asist diyor vakit. Bizim bildiğimiz asistik arayı bırakırsın, hareket halinde verirsin. Kornerden gelenleri de asist deniliyor. Eğer onları sayıyorsak artık hangisini asistle kornerden duran toptan yaptığın ortaya mı asist denilecek? Onları bir çözmemiz lazım önce. Biz bunu Daha bir yatırım. bu ortaları Necip yapmadı, Gezal şimdi, yaptı. O da yapıyor, yeri geliyor, o da yapıyor, gol oluyor. Şimdi kafayı çıkıyorsun zaten orada Vida da geliyor, öbürü de geliyor, bunlar vuruyorlar. Orta zaten, orta nedir? Duran topta yaptın, atarsın, arkadır yatarsın, ön koşular vardı, çalışılmıştır. Orada vurur bir tanesi, gol olur. Bu as asis nedir? Hareket halinde bırakırsın, ağzına topu adam gelir, pat diye sadece son dokuşunu yapar. Bunlar asist. Cezal onu yapıyor. Arayı bırak. Onlar bak çoğunlukla Cezal'ın yaptığı asistler hemen hemen şöyle bak yüzde ellisi duran toplardan olanlar. Şöyle bir gözümüzün önünde. Neyse bunlar farklı bir konu. Ama bizim konuşmak istediğimiz, birbirimize yapmak istediğimiz takımı kurarken... Hocam. Teknik analize geçmeden önce ben size şunu soracağım. Şimdi mutlaka sen derinlemesine inceleyeceksin ama ben şunu sormak